tuz, hardal, maya, gül yağı. Müthiş bir tarif verdi bize Şems Arslan. Mesela bu maskeyi yapıp bizim programımızı izleyebilir hanımlar. Özellikle yaz aylarında saç sağlığına daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız saçınız için bu maskeyi bence kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Çok da faydalı olabilir, değil mi Metin? Aynen öyle. Hem tamamen bitkisel, doğal. Tabii ki saçı nemlendiriyor, kuruluğunu alıyor, yıpranmasını önlüyor. Çünkü yani hep söylüyoruz, hep konuştuğumuz bir şey aslında. Şimdi günümüz, mevsimimiz yaz olduğu için cildimiz gibi aslında saçlarımız da korumak gerekiyor. Hı-hı. Çünkü cildimizi nasıl güneşe çıkarken ya da denize, havuza vesaire girerken bir koruyucu kremle koruyorsak, aynı şekilde saçlarımıza da bunu yapmamız lazım. Gerekiyor. Bu bunlar arada tabii yani. Metin Kaya'yı da stüdyomuza almış olduk. Böyle direkt başladık sohbetimize. Hoş geldin. Hoş bulduk. Stüdyomuza. Şimdi saç sağlığını konuşacağız seninle. Tabii ki bu uygulamalar önemli, bu tip bakımlar önemli ama bunun dışında da yapmamamız gereken ve yapmamız gereken şeyler de var. Bununla ilgili izleyicilerimizin merak ettiği şeyler varsa bizlere ulaşabilirler, arayabilirler. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirler bizleri diyelim. Şimdi yaz ayları dedin. Özellikle en çok yaz aylarında mı yıpranıyor saç? Yani evet, yaz aylarında daha fazla yıpranıyor. Çünkü daha çok denize, işte havuz, klorlu su, denizin tuzlu suyu, işte güneş ışınları falan tabii ki ciddi etkiliyor saçı. Nasıl cildimizi kuruttuğu gibi kurutuyorsa aynı şekilde saçımızı da kurutuyor. Bu şeye benzetiyorum ben bunu hep. Hep benzettiğim bir şey vardır. Yani böyle bir yeşil yaprak düşün. Aha. Nemlidir mesela, onu böyle eline al, böyle şey yapamazsın, kıramazsın yani. Mesela kuru bir yaprağı böyle kıtık kıtık gider. Saç da aynı mantıkta. Yani kuruyan bir saç, zaten saçın yıpranması demek kuruması demek. Kuruduğu zaman saç kırılıyor, artı dökülmeye başlıyor. Ama siz bunu mesela böyle tariflerle, tabii ki saçınızı beslerseniz nemlendirmek gerekiyor. Yani cildimizi nasıl nemlendiriyorsak saçımızı da nemlendirmek gerekiyor. Peki bunun için mesela cildimize kullandığımız kremler var. İşte güneşe çıkmadan önce mutlaka işte kullanıyoruz. Peki saç için böyle bir şey var mıdır? Bir krem, bir sprey, işte güneşe çıkmadan önce kullanın, güneşin zararlı etkilerinden korunun gibi bir şey var mı Metin? Var tabii ki. Bunu profesyonel ürünler de var. İşte mağazalarımızda bizim misafirlerimize tercih ettiği, aldığı ürünler de var. Yani bunların hepsi illa çok yüksek rakamlarda olacak diye değil. Tabii ki uygun olanları var fiyat olarak. Daha düşük olanları var ama böyle vücudumuza kullandığımız gibi, dediğim gibi güneş ve denizden çıkarken saçlarımıza bunları uygulamak gerekiyor. Çünkü direkt güneş ışınlarına ya da denize mağdur, mesela saçınıza sürüp o kremi denize öyle girin, şey gibi düşünün. Kuşun tüyü nasıldır? Mesela suya girer, islanmaz. Çıkar, ıslanmaz, akar gider. Denizdeki tuz ya da klor, havuzdaki klor saçınıza temas etmiyor. Bu çok önemli. Temas etmediği için de otomatikman zararı vermiyor. Olmuyor. Daha az yıpranıyor. Ya şimdi gelelim can alıcı sorulara. Evet. Bunları sana soracağım. Çünkü Ankara'da efendim en iyi bilinen saç tasarımcılarından birisini ağırlamışken bu soruları mutlaka sormak istiyorum. Şimdi biz hanımlar mutlaka saçımıza fön çektiriyoruz. Evet. Ve siz saç tasarımcıları, kuaförler fönün zararsız olduğunu iddia ediyorsunuz. Doğru mu? Zararsız mıdır fön? Şöyle söyleyeyim. Doğru. Zor bir yerden. Yok, çok doğru bir yerden geldin. Çünkü şu çok önemli bir şey. Mesela evde de misafirlerimiz kendileri saçlarını fönlüyorlar, kendileri yapmaya çalışıyorlar. Doğru kullanıldığı sürece ya da doğru yapıldığı sürece aslında zararı yok. Doğru demek ne demek? Mesela fön makinesi. Bir kere o fön makinesinin ısısının doğru bir ısıda olması gerekiyor. Mesela bazı fönler çok sıcak oluyor. Yani bildiğiniz saçı yıpratıyor, hatta yakıyor yani. Koku geliyor, yakıyor. Duman yakıyor. Çıkıyor. Çünkü çok ısı var. Ve saçı fönlerken daha böyle yumuşak bir fırçayla fönlemek lazım. Yani önemli. Çok sert fırça olursa o fırça darbeleri saça zarar veriyor ve daha ılık bir fönle fönlemek lazım. Yani çok sıcak fönle saçı çok çekiştirerek fön yapmak demek iyi fön oluyor anlamına gelmiyor. Bu maalesef bizim bildiğimiz yanlışlardan. Aynen değil. Öyle. Aslında saçı yıpratmıyor. Doğru kullanıldığı ya da doğru yapıldığı zaman yıpratmıyor. Şimdi son yıllarda aslında saç dökülmesi ciddi anlamda arttı. Hem erkeklerde
hem de kadınlarda hep söylenen bir şey var. İşte saçlarınıza sürdüğünüz işte kimyasallardan dolayı bu dökülme artıyor. İşte jöle kullanıyoruz, işte saç şekillendiricileri kullanıyor beyler daha fazla. Sprey kullanıyoruz biz hanımlar. Bunlar da zararlı mıdır yoksa seçeceğimiz ürünle mi bağlantılı? Aslında seçeceğimiz ürünle de bağlantılı ama kullanımla da alakalı. Mesela atıyorum örnek vereyim, kısa bir saçtan bahsediyorum ya da erkekler genelde onu yapıyorlar. Mesela çok fazla jöle kullandıkları zaman mesela gün içinde sabah duşunu aldı, jölesini sürdü, işine gitti. Akşam geldiği zaman o saçı bence kesin yıkayıp yatmalı. Ha. Çünkü ne yapıyor kısa saçlarda o jöle? Saçın kökünü... İster istemez köküne de geliyor ve kökünü kapıyor. Kökünü kapadığı zaman saç hava almıyor. Hava almadığı zaman, oksijen almadığı zaman da tabii dökülmeler oluyor. Ben daha çok yıkamayı tavsiye ediyorum. Ama tabii bunun içinde alkol oranı az olan ya da olmayan işte jöledir, wax'tır, şekillendirici ürünler kullanmak saç için tabii ki daha doğru. Ama mutlaka durulamamız gerekiyor, yıkamamız gerekiyor. Yıkamak gerekiyor. Mesela onu sürdükten sonra bir iki gün saçınızda kaldığı zaman tabii ki ister istemez zararı oluyor. Şimdi bir virgül koyalım. Saçı her gün yıkamak zararlı mıdır diye soracağım ama öncesinde izleyicimiz varmış hatta. Merhaba diyelim. Hoş geldiniz Hayata Güzel Yaşa programına. Alo. Alo. Hoş geldiniz programımıza Kamer Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok iyiyim. Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldum. Biz de çok mutlu oluyoruz sizlerin sesini duydukça. Buyurun. Sorunuz var mı veya paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey olabilir? Evet efendim. Tabii ki var. 48 yaşındayım. Uzun zamandır da tabii saçlarımla ilgili bir takım çalışmalar yapıyorum. Ama sürekli sorunlarla karşılaşıyorum. Saçlarımın özellikle uzamasını çok istiyorum ama bir türlü uzamıyor. Renk seçiminde sürekli sorunlar yaşıyorum. Hangi rengin gerçekten kendim için doğru olduğunu bir türlü bulamıyorum. Kamer Hanım bu arada sizden bir şey rica edeceğim. Biz sizi çok güzel duyuyoruz ama sesiniz yankı yapıyor bize. Sadece telefondan dinlersiniz. Daha başarılı bir iletişim kurmuş oluruz. Tamam peki şu anda zaten hiçbir şekilde ses gelmiyor. Bu konularla alakalı Metin Bey'den bilgi almak istiyorum. Eğer bilgilendirirse çok sevinirim. Tamam, saç uzaması ve renk seçimi ne olmalıdır diye soruyor Kamer Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Kamer Hanım size. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Kamer Hanım'a ben de teşekkür ederim. Doğru bir yerden geldi aslında. Saç uzamasından başlayayım isterseniz. Bir kere... herkesin saç yapısıyla alakalıdır saç uzaması. Tamamen bu genetik bir şeydir. Yani insanlar bunu benim saçım daha fazla uzasın, daha hızlı uzasın diye bir şey yapamazsınız. Yani herkesin bir saçının uzamasının bir yapısı var. Ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Aslında yanlış yapılan ya da hatalı yapılan kimyasal işlemlerden dolayı saç yıprandığı için kopmalar oluyor. Onun için de misafirlerimiz mecburen saçlarını saç kestirmek zorunda. Saç buradan uzuyor ama buradan kırıla kırıla kısalıyor aynen değil öyle, mi? Uzamıyor. Yani sen uzadığını zannediyorsun ama kopa kopa kırıla kırıla kopuyor ve uzamıyor. Onun için ben sürekli misafirlerimize şunu tavsiye ediyorum. Biz bütün mağazalarımızda özellikle benim en dikkat ettiğim şey kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. Bu çok önemli. Yani müşterimizi, misafirlerimizi anlıyoruz, dinliyoruz, ona yakışanı anlatıyoruz. Ten rengi, saç rengi, saçının yapısı, bir şeyleri yapmış olmak için yapmıyoruz. Çok önemli. Benim bütün izleyicilere ya da misafirlerimize tek tavsiyem her zaman şudur. Bence kendilerine yakışanı bulsunlar, yakışanı yapsınlar. Yakışmayan bir şeyi çok zorlamasınlar. Çünkü hem doğal olmuyor, hem doğallıktan uzak oluyor, hem de saçlar yıpranıyor. Bir de şöyle bir durum var ama moda durumu söz konusu. Biz hanımlar modaya ayak uydurmayı çok severiz. Saç kesiminde, saç tonlarında da moda her yıl değişiyor. Aynen. Şimdi bunu da takip etmek istiyoruz aslında. Dolayısıyla bunu takip edelim derken saçlarımız da yıpranıyor ve ister istemez sağlıksız bir hale geliyor, öyle değil mi? Aynen, doğru söylüyorsun. Moda çünkü sürekli değişiyor. Ben kendi adıma, kendi işim adıma dünyayı takip ediyorum, modayı takip ediyorum, akademilere gidiyorum. Daha doğala döndü sanki bu yıllarda. Aynen öyle. Zaten benim tarzıma... Renkler, hani kameranın da sormuştur renkleri. Aynen öyle. Tarzımı biliyorsundur belki sen benim biraz daha fazla programlar yapmamı. Daha çok doğal şeyleri tercih ediyoruz ve daha doğal ürünlerle bunu yapıyoruz zaten. Saçı çok zorlamak, çok kimyasal işlemlerle çok zorlamak çok doğru değil. Zaten
yeni trend artık son birkaç yıldır. Mesela kesimler daha böyle doğal, daha küt kesimler, uçlarında biraz hareket olan ya da ne bileyim kısa modellerde daha yıkaçık modeller, daha kullanışı kolay, işte daha zorlamayan modeller. Mesela renklerde de yine öyle. Daha doğal ışıltılar, daha doğal geçişler. Mesela saç renklerde geçişler çok önemlidir. Doğallıktan yanayız ve dünya aslında oraya gidiyor ve orada birkaç yıldır. Onun için doğallığı çok zorlamamak gerekiyor. Çünkü çok zorlamadığınız ve amonyaksız ürünlerle bu işlemleri yaptığınız zaman saçınız da yıpranmıyor, saçınız da zarar görmüyor. O zaman istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz ve daha parlak ve daha sağlıklı saçlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi modadan bahsetmişken son yılların saçla ilgili en büyük modalarından birisi bence ombre. Değil mi? Ombre çılgınlığı var. Belki de ekran başında izleyen beyler diyecekler ki Çağrı da söyledi yönetmenim. Ombre ne dedi? Hanımlar çok iyi anlıyor beni. Ombre ne? Metin bir anlatalım mı? Şimdi aslında bunların hep teknikleri, terimleri her geçen yıl değişiyor. Aslında ombre biz kuaförlerin hayatına yeni girmiş bir şey değil. Yıllardır yaptığımız bir şeydi. Ama dediğim gibi isimler ve teknikler değişiyor. Ombre aslında bir ışıltıdır. Mesela saçın diplerinden koyudan açığa doğru gelen bir renk geçişidir, bir renk yansımasıdır. Ama tabii bunu o geçişleri çok önemli, o doğallık çok önemli. Doğallığı yakaladığınız zaman sanki böyle gerçekten güneşten açılmış gibi, hani açık renk saçlar, kumral saçlar, denizde, güneşte bu uçları bayağı sarı olur böyle, doğal bir sarı olur. Dipleri daha koyudur ve uçlara doğru doğal bir açılım vardır. Aslında bu bir renk geçişidir bunun ismi. Ama bu yıllardır vardı. Trendler değişiyor, isimler değişiyor, teknikler değişiyor. Geçtiniz ama her zaman söylediğim şey doğru şeyi doğru kişiye yapmak ve doğru şeyleri yapmak çok kişiye önemli. Yakışan ne yapmak lazım? Şimdi geçtiğimiz gün yine bu saç renkleriyle ilgili konuşurken bir arkadaşımla işte bakıyoruz saç renkleri ne olabilir, ne deneyebiliriz, ne yapabiliriz diye. Dedim ki işte bak ombre belki olabilir. Bu ne dedi ya? Dip boyası gelmiş röfle gibi görünüyor dedi. Herhalde işte, en güzel tariflerden biri olmuş. Aynen, herhalde. Geçişler çok önemli. Koyu, uçları açık bir şekilde. Aynen öyle. Ben de bakıyorum bazen. Yani çok farklı farklı teknikler çok önemli. İşini iyi yapanları tenzih ediyoruz tabii ki. Her meslek grubunda mutlaka işini belki suistimal eden, doğru yapmayan insanlar olabilir. Tabii, İyi yapanları aynen, tenzih ederek konuşuyoruz. Ama ben bu arada kendi işimle, mesleğimle alakalı şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bana göre kuaförlük mesleği dünyanın en güzel mesleği. Ki sen kaç yıldır bu işin içindesin Metin bu arada? Ben 13-14 yaşından beri bu işin içindeyim. Yaşın çıkmasın diye söylemiyorsun. Yaşım çıkabilir, 41 yaşındayım ama 32-33 gösterdim söylüyorlar. Evet. Yıllardır bu işi yapıyorum, yıllardır bu işin okulunu okudum ve sürekli kendimi yeniliyorum, geliştiriyorum. Dediğim gibi bana göre kuaförlük dünyanın en güzel mesleklerinden birisi ve dünyada Türk kuaförleri gerçekten çok başarılı. Biz çok yetenekliyiz, çok iyi kuaförleriz. Bütün dünyada bunu biz kanıtlamışızdır. Bu anlamda uluslararası alanda eğitimlere, fuarlara vesaire katılıyorsun bildiğim kadarıyla. Yarışmalarda oluyor öyle. Katılıyorsun. Hem yarışmalara katılıyoruz hem akademilere katılıyoruz hem benim bir taraftan eğitmenlik yönlerim de var. Hı. Yani kendi çapımda sektörde. Yani bir şeyler göstermek meslektaşlarıma tabii beni çok onur ediyor. Seviyorum böyle şeyleri. Ama kendimizi sürekli geliştirmemiz, sürekli yetiştirmemiz ve modayı sürekli takip etmemiz gerekiyor. Yoksa geriliyorsunuz. Sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. İşini severek yapmış olmak demek zaten hiçbir zaman çalışmamak anlamına geliyor. Yani çalışmış gibi hissetmezsiniz işinizi çok severseniz. Aynen. Şimdi saç kestirmeyle ilgili, hani saçın uzamasıyla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Şimdi çok görüyoruz, yine sosyal medya diyeceğim ama hep görüyoruz etrafımızda sosyal medyada veya bazı pazarlama amacıyla kurulan televizyon kanallarında da satışları yapılan bazı ürünler var. İşte saç uzattığını iddia ediyorlar. İşte bir ayda 5 santim, 6 santim uzattığını iddia ediyorlar. Bu doğru mudur? Bu tip ürünlerin kullanılması nasıldır sence? Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere böyle bir şey dünyada yok. Bana da ters geliyor. Niye ters geliyor? Bir kere herkesin saçı, atıyorum senin saçın ayda 1 santim uzar, kimininki 3 santim biraz uzar. Biraz önce söyledik zaten. Tamamen bu genlerle alakalı bir şey. Yani bunu yapabilmek için bu biraz daha tabii ki tıbbi bir şey ama genlerle falan oynamak gerekiyor. Ha şöyle olabilir, saç bakımlarla toparlanır, saç sağlıklı hale gelir, aslında uzuyor. Ama kırılmadığı için ya da kopmadığı için sen onun uzadığını görüyorsun.
Ama bir saç ayda 1 santim uzayacaksa 1 santim uzuyor. 5 santim uzamıyor. Çünkü bu tamamen genetik bir şey. Mesela saç dökülmesi de öyledir. Mesela erkeklerde özellikle işte tabii ki babadır, dededir, annedir vesairedir. Genlerle alakalı bir şey. Mesela bir saçım dökülseydi benim dökülürdü. Yani çünkü ne benim babam dökülürdü, tabii benim babam normal klasik tepesi açık bir beyefendi ama annemin saçlarını hala 83 yaşında bağlayamıyor mesela. O kadar gür saçı var. Yani bu tamamen genlerle alakalı bir şey. Aynen öyle. Peki saçı her gün yıkamak zararlı mıdır? Saçı her gün yıkamak zararlı mı? Şöyle zararlı. Bir kere kullandığımız şampuan çok önemli. Daha çok böyle sulfatsız, yani tuz oranı içermeyen, işte ne bileyim paraben içermeyen, daha doğala yakın şampuanlarla yıkamak tabii ki saçın için daha faydalı şeyler bunlar. Ve bir kere iyi şampuanlar, bu çok önemlidir, az köpürür. Bu çok önemli. Mesela içinde tuz oranı yüksek olan, yani sulfat oranı yüksek olan şampuanlar, marka vermek gerekmiyorum, yok, burada, gerekmez zaten. Bildiğin şey gibi, deterjan gibi böyle köpürüyor, böyle köpük oluyor. O da şöyle bir his veriyor aslında, çok köpürdüğü zaman iyi temizliyor gibi, evet, his veriyor. Var. Ama tam tersi, iyi şampuanlar az köpürürler. Hafif böyle bir kere yıkamayla, her gün yıkıyorsanız saçınızı, tek şampuan yeterlidir. Ve bunu yıkarken de daha çok böyle ılık suyla yıkamak lazım. Yani çok sıcak, çok kaynar suyla yıkadığınız zaman saçı zamanla şey yapabiliyor. Bu yağlanmalara falan sebep oluyor. Daha çok ılık, hatta böyle daha soğuğa yakın suyla yıkarsanız saçınızın rengi de parlak olur zamanla. Dünyada bir dönem böyle sabunla yıkayın saçı gibi bir trend vardı. Böyle bir akım vardı, işte sabunla saçımı yıkıyorum daha sağlıklı gibi. İşte bu anlamda böyle işte paylaşımlar yapan insanlar da vardı. Sadece sabun mesela diyor yönetmenimiz, kilis sabunu veya zeytinyağlı sabun. Faydalı mıdır saçı sabunla yıkamak? İyi bir sabunla ama. İyi bir sabunla. Belki erkeklerde olabilir ama bir saçında kimyasal işlem olan bir bayanda ya da boyalı bir bayanda saçı sertleştiriyor, biraz kurutuyor. Matlaştırıyor. Evet, kimyasal işlem olan saçlar zaten kuru olduğu için iyice kurutuyor, böyle keçe gibi oluyor. Ama kısa saçlarda belki erkeklerde olabilir. Evet. Kullanılabilir yani. Peki Metin, seni bulmuşken son olarak hanımlara, beylere saç bakımıyla ilgili neler söyleyeceksin? Bununla da toparlayalım. Aslında çok güzel bir örnek izledik. O karışım çok güzeldi bence. Çok başarılı Şems bir karışım. Şems Arslan'ın verdiği. Aynen öyle. Onu yapılabilir, kullanılabilir. Çünkü tamamen doğal, tamamen organik bir şey. Bunu evde yapacak misafirlerimiz için söylüyorum. Ama ben bununla evde uğraşamam, daha pratik bir şeyler istiyorum diyorsanız, zaten işte mağazalarımızda ya da kuaför salonlarında bu işi profesyonel bir şekilde hazırlanmış her markada bakım ürünleri var. Sadece burada da şu çok önemli, doğru saça doğru ürünü vermek çok pahalı önemli. Pahalı mı peki bu uygulamalar? Rakam vermeyelim tabii. Yani pahalı mı? Uygun olanları da var, pahalı olanları da var. Ama dönem dönem kampanyalar oluyor, indirimliler oluyor. Aynen öyle. Ama tabii ki bu söylediğim kuaförlerde satılan ürünlerden bahsediyorum. Bunlar profesyonel ürünler olduğu için bir de biz tasarımcılar olarak tabii ki saçın yapısını biliyoruz. Olması ya da kullanılması gereken ürünü verdiğini daha doğru anlattığımız için doğru ürünü doğru saça verdiğiniz zaman kesin sonuç alırsınız. Kişiye özel. Aynen öyle, her zaman kişiye özel. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Metin teşekkür Kaya ederim. Saç tasarımcısı bizimle birlikteydi. Saçlarımızla ilgili konuştuk. Tabii ki birçok formülü var saç sağlığıyla ilgili ama ekonomik anlamda eğer yok ben işte gidemeyeceğim, yapamayacağım diyorsanız Şems Arslan'ın da bugün verdiği tarif veya sizlerin de bildiğiniz birçok tarif vardır diye düşünüyorum. Bunları uygulayabilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını ise TRT Havaz'ın YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Yarın yine iki değerli konuğum olacak bu stüdyoda. Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, bel ağrılarını konuşacağız ve Murat Kavuncu Efendi, Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı, ekmeğimizi konuşuyor olacağız. Yapımda yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevin, şükredin, gülümseyin. Yani kısaca hayatı güzelleşin. Görüşünceye dek.